ATV ekranının sevilen yapımlarından Hercai rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Televizyondaki başarısını internet ortamında da devam ettiren Hercai, 14. bölümüyle bir günde 5 milyon kişi tarafından izlenerek iddiasını bir kez daha kanıtladı. Biz de Hercai'nin bu başarısını yapımın başarılı oyuncularına sorduk. Güzel ve gurur verici bir tablo. İkinci sezonumuzdayız ve hala aynı şevkle, aynı tutkuyla bizi izliyor olmaları izleyenlerimizin çok mutluluk ve motivasyon kaynağı bizim için. Vallahi gurur verici bir durum. Yani hani bu kadar büyük kitlelere ulaşmamız, büyük ihtimal benim düşündüğüm bu sadece bu rakamlar Türkiye ile de sınırlı değil. Yani bu rakamın içinde çok ciddi bir yurt dışı kitlesinin de olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de yani yaptığımız işin, anlattığımız hikayenin böyle geniş bir kitleye ulaşabilmesi bir oyuncu için, bütün ekip için gurur verici. Biz de elimizden geldiğince bu rakamları inşallah daha da arttırırız, daha da büyük kitlelere ulaşırız. Geçmişin bütün acılarını unutturacağım sana. Söz veriyorum. Bu sefer bana evet dediğin için pişman olmayacaksın. Bir daha bunun olmasına asla izin vermeyeceğim. Senin suçun yok. Hercai bugüne kadar Özbekistan, Şili, Romanya, İspanya gibi ülkelere satıldı. Kısa sürede elde edilen bu başarı gurur verici. Çok güzel bir his. Yurt dışındayken de örneklerini gördüğümde çok şaşırmıştım açıkçası. Çünkü yurt dışında yaşayan Türkler değil, oralı insanlardan çok güzel tepkiler aldım. Orada biliniyor olmak, işte burayı oraya yansıtabiliyor olmak çok gurur verici bir duygu. Anadolu topraklarında biz burada bize özgü bir iş yapıyoruz. Fakat bu yurt dışı satışları şunu gösteriyor. Demek ki anlattığımız hikaye sadece burayla kısıtlı kalmıyor. Ve daha evrensel bir yere dokunabiliyoruz ki çok başka ülkelerde de insanlar bizim projemizi satın almak isteyip bu hikayeden bir anlam çıkarabiliyorlar. Bence bu çok değerli bir şey. Biliyorum. Çok zor. Yolun uzun. Sisli, taşlı, çakıllı belki ama yol arkadaşım sensin. Cennete yürüyor gibi yürüyeceğim bu yolu. Sana söz veriyorum, bütün acılarını dindireceğim. Her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en prestijli televizyon içerik fuarı Cannes'da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir tarafından televizyon profesyonellerinin buluştuğu fuarda bu yılda Türk dizileri rüzgara esti. ATV'nin merak uyandıran yapımlarının afişleri Cannes sokaklarını süsledi. Fuarın yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile Cannes öncesi Midyat'ta konuşmuş, heyecanlarını paylaşmıştık. Biz de yoğun bir hazırlık süreci geçirmek durumunda kaldık kan için. Heyecanlıyız çünkü yurt dışında çok fazla izleyenimiz var. İnternetten bize çok fazla ulaşan insan var. Hem onlara daha yakından hitap edebilme fırsatı bulacağız. Hem de dizimizi yurt dışında güzel bir şekilde temsil edebilme fırsatı bulacağız. Uluslararası bir platformda da dizimizi en iyi şekilde taşımaya çalışacağız. Orada temsil etmeye çalışacağız. Ama tabii ki de bende de heyecan var. Çünkü ilk defa gidiyorum dediğim gibi. Ondan dolayı inşallah elimden geldiğince orada böyle bir uluslararası bir platformda da güzel bir şekilde temsil ederiz dizimizi. When I get old and a million worries unfold, I will take this walk and do absolutely nothing, breathing in the love and life. Hercai'nin sevilen yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü fuarda ATV standını gezerek bu keyifli anların tadını çıkardılar.
Dizi, film, içerik, televizyon ve yapım sektörünün en prestijli fuarında Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de basından büyük ilgi gördü. Yurt dışında The Ottoman adıyla yayınlanacak Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Cannes'da yeni dizinin sembolize edildiği çadırın önünde hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Ayda Aksel, Ebru Şahin, Akın Akınözü, yönetmenler Cem Karcı, Benal Tahiri ve yapımcı Banu Akdeniz'den oluşan Hercai ekibi Cannes'dan pek çok sosyal medya paylaşımı yaptılar. Ebru Şahin güzelliğiyle göz kamaştırırken sosyal medyada beğeni topladı. Akın Akınözü Kırmızı Halı'da da en çok ilgi gören isimlerden biriydi. Yabancı basın mensupları yakışıklı oyuncuyla röportajlar yaptılar.